Amerikan borsaları yemyeşil. Coştular geliyorlar. Bizim çoğu ezberci ekonomistin söylediğinin tam tersi oluyor. Yıl sonuna giderken rally daha da hızlanmış durumda. Pek çok endekste ve hisse senedinde all time high, yani tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşmış durumdayız. Peki burada bu rally'nin nefesi kesilecek mi? Daha giderimiz var mı? Noel Baba rally'si meselesi ne oldu? Bütün bunları bugün ele almaya çalışacağım. Ve yıl sonuna kadar neler öngörüyorum? Ben nasıl davranmayı düşünüyorum? Ve burada birkaç tane çok önemli ipucu vereceğim. Çünkü risklerimizi yönetmek de önemli. Bütün bunları işte bugün ele alacağız. Elbette anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil ama biraz geleceğe bakmak konusunda size yardımcı olmayı istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle sizin için iyi bir haberim var. Bu pazar günü Nasdaq hisselerine nasıl yatırım yaptığımı anlattığım tam 3 saatlik bir eğitimim olacak. Eğitim Kuantiföri üzerinde benim kodumla kaydolmuş ve en az bir işlem yapmış herkese açık. Eğitimden bir gün önce Kuantiföri'ye kaydolduğunuz e-maillere eğitimin linki gelecek. Eğitim YouTube'da yayınlanacak ama sadece özel kapalı bir gruba. Kim o özel grup? Tekrar söyleyelim. Kuantiföri'ye benim kodumla kaydolan ve orada en azından bir işlem yapmış olan insanlara. Henüz Kuantiföri'ye üye olmamışsanız şu kare koddan veya aşağıdaki linkten rahatlıkla benim kodumu kullanarak kaydolabilir. Daha önümüzde epey gün var. İşlem yapabilirsiniz. 23 Aralık'a kadar işlemlerinizi yapmanız yeterli. Eğitim size açık olacak. 3 saat sürecek bu programda. Neden Nasdaq aslında en enteresan borsa? Neden Nasdaq'taki teknoloji hisselerinin davranış şekli ve bunlara yatırım stratejimiz geleneksel sektörlerden çok farklı olmalı? Sektör nasıl seçiyorum? Hisse nasıl seçiyorum? Buradaki zamanlamalar nasıl yapılmalı? Bütün bunları anlatacağım. Sizi de mutlaka bekliyorum. Linki aşağıda ve kare kodda. Şimdi gelin borsalarda neler olup bitiyor ona bir bakalım. Endeks, Nasdaq'ın en üst 100 hissesini kapsayan endeks dün all time high oldu. Yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz para bolluğu yaşanan 2021'in de üzerine çıkmayı başardı. Endeks 100 deyince bunun içerisinde sadece tabii bizim bu meşhur 7 büyük hisse yok. Daha küçük hisse senetleri de var. Ve o hisse senetleriyle beraber hep beraber endeks coşmuş durumda. Daha geleneksel şirketlerin içinde olduğu Dow Jones endeksi de coşmuş durumda. Burada ağırlıklı olarak endüstriyel şirketler, büyük bankalar bulunuyor. Ve buraya da baktığımızda görüyorsunuz yeşil mum üzerine yeşil mum geliyor. O da all time high, yani tüm zamanların en yüksek değerine erişti. Ve daha da gideri var gibi gözüküyor mumların gücüne bakacak olursak. Ve en sonunda da en önemli endeks olan S&P 500 endeksi, o da all time high'a çok yaklaşmış durumda. Şurada görüyorsunuz. 2021'in ocağındaki seviyeye çok yaklaşmış durumda. Bugün bile aşabilir yanılmıyorsam %1-1,5 gerisinde. Peki ne oluyor? Neden bu kadar coşkulu borsalar? Malum Powell dedi ki gelecek sene faizlerin düşme ihtimali artma ihtimalinden yüksek. Fed üyeleri gelecek sene 3 faiz düşüşü öngördüler. Borsa şu anda 5 veya 6 faiz düşüşünü öngörüyor. Elbette bu öngörülerde bir en ufak kıpırdama olursa başımıza dert çıkabilir. Mesela yeni bir yüksek enflasyon rakamı işleri bozabilir. Ama yılbaşına kadar en azından sanki çok kötü bir haberle karşılaşma ihtimalimiz az. İşte bunu gören yatırımcılar da coşkuyla borsaya giriyorlar. Tabii burada önemli olan, tamam girdiler şu ana kadar da bundan sonra ne olacak? Bir sürü all time high'lara erişmişken daha hala gidecek yer var mı? Gelin o konuda neler oluyor bitiyor bir detaylara göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında pek çok endeks var. Benim için en önemli olanı S&P 500. Çünkü S&P 500 Amerika'nın her yönden en iyi şirketlerini kapsıyor. S&P 500'ün de bir temel ETF'i var. SPY diye geçiyor. Ve SPY'a şu anda adeta para yağıyor. Twitter'da Kobayashi Letter tarafından yapılan bir paylaşıma göre geçen cuma günü SPY'a tarihteki en yüksek miktarda tek günlük para akışı olmuş. Yani yatırımcılar SPY ETF'ini adeta akın etmişler. Tek günlük para girişi buraya 20 milyar dolar. Bizim borsanın toplamı yanılmıyorsam 300 milyar dolar ediyor şu anda. 20 milyar tek bir ETF'e giriyor. Bu ETF'in 1993'ten kuruluşundan beriki en yüksek rakam. Geçen hafta toplam girişler 24 milyar doları bulmuş. Dün, yani bu tweet 19 Aralık'ta atıldığına göre 18 Aralık'ta bir 10 milyar dolar daha gelmiş. Böylece geçen pazartesinden bu yana giriş 35 milyar doları bulmuş. Her gün 5,8 milyar dolar para bu fona para akıyor gibi gözüküyor. Demin söyledim hatırlıyorsanız S&P 500'ün zirvesinden azıcık uzakta. Sanırım bu akışlar S&P 500'ü yukarı doğru hareket ettirecektir. Çünkü bu bize hem SPY ETF üzerinden hem de S&P 500 endeksi içerisindeki bir sürü şirkete direkt olarak yapılan yatırımlarla biraz daha yukarı bir yönümüzün olduğunu bana söylüyor. Tabii ki işler terse sarabilir. Tabii ki işler buradan bambaşka bir noktaya gidebilir. Ama şu an
anda buraya kuvvetli para akışı devam ediyor. Ve daha henüz meşhur Noel Baba Rally'si başlamadı. Çünkü teorik olarak baktığımızda tarihte 22, 26, 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde Noel Baba Rally'si gerçekleşiyor. 2-3 Ocağı da sarkıyor. Pazartesi günü neden rally yok? Çünkü Amerika'da borsalar pazartesi günü Noel kutlama nedeniyle kapalı. Peki Noel Rally'si yaşanacak mı bu sene? Bunu tabii bilmek imkansız. Fakat bazı tahminlerde bulunabiliriz. Şu anda Amerika'da fon yöneticilerin %65'i hala hisse senetlerine ciddi yatırım yapmış değiller ve yıl sonu geliyor, müşterilerine çok kötü gözüküyorlar, %6'lık gelirlerden bahsediyorlar para fonlarına koydularsa parayı. Oysa borsa çok daha iyi, özellikle Ekim ortasından beri muazzam performans çiziyor. Bundan dolayı biraz pozisyonlarını yeniden yapılandırma ihtimalleri var. Ayrıca yine Amerika'da pek çok fon yöneticisi hala shortta, yani borsayı açığa satmış durumda. Yıl sonu geliyor, açık pozisyonlarla bir 2024'e girmek istemeyecek çok yönetici olacağını tahmin ediyorum. Bunların da yine son günlerde hisse senedi alarak açıklarını kapatması olası. Bu da borsayı yukarı doğru götürecek, momentum sağlayacak bir konu. Ve son olarak perakende yatırımcı, yani bireysel yatırımcı tarafına da gelişmeler olumluya benziyor. Oradan da epey para giriyor. Demin SPY ETF'inde bunun örneğini gördük. Bu nedenle bir Noel Baba rallisi yaşanması ihtimali yaşanmaması ihtimaline daha yüksek, ama bunu hiçbir zaman bilemeyiz açıkçası. İşte bu çerçevede ben de yılın son günlerinde nasıl bir yatırım stratejisi izleyeceğim onu anlatmak istiyorum. Birincisi, unutmayın. Eğer hisse senetlerinizi yılbaşından önce satıp kar alırsanız bu vergiye tabi. Verginizi ödemeniz gerekiyor. Ama hisse senetlerinizi tutarsanız bu sorun yok. Bu nedenle ben yıl sonundan önce hisse senedi satmayı düşünmüyorum. Bunun tek istisnası, eğer 22 Aralık günü Noel Baba Rally'sinin başladığına dair kuvvetli bir işaret görmüyorsam veyahut da teknik olarak baktığımızda gelecek haftaya ciddi bir rally işareti alamıyorsam kaldıraçlı işlemlerin bir bölümünü kapatabilirim. Bunu vergisine razı olurum. Çünkü kaldıraçlarda zaten çok ciddi kar etmiş durumdayız. Bu durumda pozisyon kapatabilirim. Onun dışında 22 Aralık'ta eğer rally'nin devam edeceğine dair işaretler varsa riski göze alarak gelecek haftaya tamamen long gireceğim. Uzun vadeli spot hisse senetlerinde ise hiçbir değişim zaten planlamıyorum. Çünkü onlar benim 5 yıl vadeli işlemlerim, devam edeceğiz. Gelecek hafta yani 26, 27, 28, 29'da neler olur beraber izliyor olacağız. Muhtemelen bu haftada eğer ayın 29'u civarında Noel Baba rallisinin aktığını görüyorsak hisse senetlerimin tamamını kaldıraçlara dahil olmak üzere gelecek yıla taşıyacağım. Eğer Noel Baba rallisi buralarda tat tuz vermiyorsa yine biraz daha fazla vergi ödemeye göze alarak 29'u 28 civarında kaldıraç işlemlerimi satacağım. Uzun vadeleri tutacağım. Benim bu arada portföyümde uzun vadeliler portföyümün %90-95'ini oluşturuyor. Kaldıraçlar sadece %5'ini 10'unu oluşturuyor. O yüzden oradan gelecek vergiye razıyım ama uzun vadeli pozisyonlarımı bozmak istemiyorum. Çünkü zaten uzun vadeli bunlar, 5 yıl benim buradaki perspektifim. Çok güçlü şirketler olduğumu düşünüyorum. Bunu değiştirmek istemiyorum. Tabii bu benim yatırım stratejim. Herkes kendi yatırım stratejisi kendisi çizmeli. Bu arada bana vergiyle ilgili çok soru soruluyor. Gidip bunu vergi müşavirinize sormanız lazım. Çünkü benim bütün dünyadan takipçilerim var. Herkesin özel durumu farklı. Gidip müşavirinize konuş, ama her üründe olduğu gibi burada da kar ediyorsak vergisini ödüyoruz tabii ki. Durum böyle arkadaşlar. Bakalım bugün ne olacak? Cuma günü rally'nin başladığına dair işaretler alacak mıyız? YouTube katıl üyelerimle cuma günü son izlenimlerimi de paylaşacağım bu konuda. Onlarla bir video paylaşacağım ve ne görüyorum bugünün ve cuma günün hareketinden yola çıkarak gelecek hafta Noel Baba rallisi görüyor muyum görmeyeyim, bundan bahsedeceğiz. Bir de önemli bir mesele, yıl sonuna doğru pozisyonlarımı da yeniden bir gözden geçiriyorum. 2024'te Nasdaq'ın dışındaki bazı sektörlerin ön plana geçeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili zaten bu pazartesi günü YouTube katıl üyelerimle şu videoyu paylaştım. Mutlaka siz de YouTube'a katıla üye olun ve o videoyu izleyin. Çünkü 2024 biraz farklı gidecek. Düşük faiz ortamında, enflasyon düştüğü ortamda başka yeni sektörler ön plana çıkacaklar. Hisse senedi tiplerinde kaymalar olacak. Mesela mega cap'lerden daha başka yerlere yatırımlar kayacak gibi. O videomda onu anlattım ve bazı ETF'lerden bahsettim. Belki izlemenize fayda olabilir. Yine de yıl sonu bekliyorum. Tam pozisyonlarımı yıl sonu YouTube katıl üyeleriyle açıklayacağım ve bütün portföyümü onlarla paylaşacağım. Henüz üye olmadıysanız hemen üye olmakta fayda var. İşte durumlar böyle. Umarım güzel geçer önümüzdeki günlerde. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın.